Sabrımız mı taşmıştı yoksa? Tarih 16 Eylül 1998. PKK terörünün azdığı günlerdi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş Hatay'a gitti. Terörist başı Öcalan'ın topraklarında barındıran Suriye'yi "Sabrımız tükenmek üzeredir. Sabrımızı taşırmasınlar." diyerek sert bir şekilde uyardı. O günden sonra Öcalan'a gidecek mekan kalmamıştı. Sanki dünya kendisine dar gelmişti. En sonunda da paket teslimi Türkiye'ye iade ettiler. O gün 10 yaşındaki bir çocuğun dahi aklına şu sual gelmedi mi? Devlet 15 yıldır bu asinin fitnesiyle uğraşıyordu. Suriye'de olduğunu Sağır Sultan bile işitmiş durumdaydı. Yıllardır süren hadiseler Türkiye'ye en az 150 milyar dolara mal olmuştu. 5000'den fazla asker ve 6000'e yakın sivil vatandaşımız şehit edilmişti. 15 binin üzerinde de asker ve sivil olmak üzere yaralımız olmuştu. Şu konuşmayı bu kadar maddi ve manevi kayıp vermeden yıllar önce yapmak çok mu zordu? Hiç kimse zaman ve şartlar diyerek açıklama yapmaya kalkışmasın. Zira bu belayı içimize sokan da, kullanan da, paket teslim eden de aynı mihraktı. Yine bu mihrakın paket teslimini o dönemde 28 Şubat'ın mimarlarına, 1000 yıl devam edecek diyenlere ve seçilmiş bir hükümeti düşürenlere bir jest olarak sunması da değerlendirilmesi gereken ayrı bir meseleydi. Tıpkı FETÖ örgütünü yerleştiren, büyüten ve onun eliyle işgal hareketine girişen gibi. Fakat bu defa bir farklılık var. Evet, içimize yerleştirdiler. Evet, tam manasıyla kullandılar. Evet, işgal hareketine de giriştirdiler. Fakat dikkat ediniz, örgüt liderini teslim etmediler. Zira bugün devletimiz Amerika'nın emrinde hareket etmiyor. Kanla beslenen ahtapot. 15 Temmuz'dan beri Amerika ile yollar net bir biçimde ayrıldı. Bir yılı aşkın süredir üstü kapalı bir şekilde devam eden mücadele bugün neredeyse açık bir hal aldı. Artık dünya biliyor ki Türkiye Amerika'nın Orta Doğu'daki projelerini tanımıyor. Hatta attığı adımlarla Amerika'nın senaryolarını bir bir bitiriyor. Amerika terör örgütleriyle ittifak haline düşmüş imajıyla dünyada saygınlığını, itibarını sürekli kaybediyor. Time dergisinin son kapağında görüldüğü üzere yalnızlaşıyor. Bu sırada Amerika, Türkiye'nin gardını düşürmek için zaman zaman bazı sözcülerine ülkemiz lehine parlak nutuklar çektirmektedir. Bunları işiten içerideki kalemşorları ve bazı aydın geçinenler de hemen televizyonlarda Amerika gerçeği gördü, Amerika hatasını anladı, Amerika ile ilişkileri düzeltmeli, Amerika ile nereye kadar bu kadar çatışma sürecek gibi yorumlar yaparak ahkam kesmeye başlamaktadır. Bu görüş sahipleri ya Amerika beslemeleridir ya korkaktır. Vesayet sistemi altında şahsiyeti gelişmemiş insanlardır. Amerika ile ilişkilerimizin tanımlandığı stratejik müttefiklik deyiminin aslında böyle olmadığı, hatta onların nazarında bunun hizmetçiye verilmiş bir parlak unvan olarak görüldüğünü de hatırdan asla çıkarmamalıdır. Adına stratejik müttefik dediğimiz bu korkunç ahtapotun 10 yıllardır kanla beslendiğini de unutmayalım. Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Libya'da, Afganistan'da akan kanlardan sorumlu olduğunu hatırdan çıkarmayalım. DAEŞ, YPG, PKK, PYD, FETÖ, El-Kaide ve daha nice örgütleri eliyle Türkiye'de binlerce masumun kanının müsebbibi olduğunun idraki içinde olalım. Bir adam ne ile beslenmeye alışmışsa her zaman onu bekler. Şayet fırsat bulursa bu defa daha korkunç bir şekilde intikamını alacaktır. Orta Doğu'da emecek kan bırakmadı neredeyse. Şimdi daha besili ülke aramanın derdindedir. Millet 15 Temmuz İstiklal Mücadelesi'ni neticelendirinceye kadar devam ettirmelidir. Bu netice duruşuyla, tavrıyla, vakarıyla ve şahsiyetiyle devlet olduğunu dünyaya kabul ettirmek ve öyle yaşamaktır. Esaret altında yaşamayı en büyük zül addederek 40 kişiyle Çin sarayını basan Kürşad'ın evlatları bugün 80 milyonluk koskoca bir ülke. Dünyanın her yanında kalbi bu ülkeyle çarpan 200 milyondan fazla ırktaşı ve 1 milyardan fazla her vesileyle yanımıza durduğunu haykıran İslam ümmetinin gücünü hissederek hareket etmelidir. Bunun için tek şart bugünkü savaşın
varoluş mücadelesinin farkında olmaktır. 15 Temmuz gecesi bir millet bayrağıyla ve ezanıyla sokaklardaydı. İşgal hareketine karşı duruşunu gösterdi. 2 ay boyunca sokaklarda yatarak büyük güçlerin maşalarını yere serdi. Fakat işgal girişiminin arkasındaki o büyük güçler bugün başka bir şekilde sınırı zorluyorlar. Maksat ve hedeflerinden asla vazgeçmiyorlar. Bunun adına Türkiye'yi kanlı baharlara hazırlamak, Büyük İsrail'e, Fırat'a doğru koridor açmak, Türkiye'yi 3'e 5'e bölmek girişimleri diyebilirsiniz. Her halükarda ülke bir ölüm kalım mücadelesini vermeye devam ediyor. 15 Temmuz dehşet verici mücadelesinin sadece şekli ve mevzii değişti. Hatta bu defa son yüzyılın süper gücüyle karşı karşıya bulunuyoruz. Mehmetçik olanca gücü ve inancı ile kar kış demeden mücadelesini devam ettiriyor. Bizim de bu mücadelenin 7'den 70'e farkında olmamız gerekiyor. Farkındalık nasıl olur? Geçen yaz Avusturya'da bir konferans vermek üzere havaalanına giderken telefonuma bir mesaj düşmüştü. Düşmanla mücadelede şehit düşen bir özel harekatçımızın cebinden çıkan not yazılıydı. Şehidimiz şöyle diyordu: "Sizler Survivor izlemekten vazgeçip de bu ülkede ne oluyor dediğinizde ben aranızda olmayacağım." Evet, özel harekatçımız şehit düşmüştü. Artık aramızda yoktu. Peki biz ne kadar haberdardık? Elbette şehitlerimizin ardından "şehitler ölmez, vatan bölünmez" demek mühimdir. Fakat asıl olan mücadelenin her zaman farkında olmaktır. Bu farkındalık gece yattığımızda, sabah kalktığımızda, namazlarımızda onları hep hatırlamak, İhlas ve Fatihalar okuyup dualarla destek olmaktır. Zira binlerce top ve tüfek yapamaz asla seher vakti gözyaşının yaptığını, düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası. Osmanlı'da ordu sefere giderken bütün bir millet gözyaşları ile uğurlardı. Dönünceye kadar 5 vakit duada unutmazlardı. Orduyu leşkeri gaza ve leşkeri dua diye ikiye ayırırlardı. Leşkeri gazayı, yani savaşan güçlerimizi devlet tayin etmektedir. Askerimiz de fedakarane mücadele vermektedir. Leşkeri dua ise bütün bir millettir. Milletimiz de görevini eksiksiz yerine getirecek ve zafer Türk milletinin olacaktır inşallah. Tefekkür. Bir huruşiyle eder bin hane-i ikbali pest. Ehli derdin seyli eşki inkisarın görmüşüz. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil, 28 Ocak 2018 Türkiye Gazetesi.